Bugünkü konumuz Türkiye'nin fiziki coğrafi özellikleri. Evet, Türkiye'nin fiziki coğrafi özelliklerine baktığımızda ilk başta fiziki haritadan da görüldüğü gibi Türkiye'nin genel itibariyle yapısının dağlık, ancak güney, batı ve kuzey kısımlarında ise özellikle orman ve yeşillik alanların olduğunu fiziki haritadan görebiliyoruz. Bu da Türkiye'nin siyasi haritası. Önemli, yani baş şehri olan Ankara'nın dışında İstanbul, Antalya, Mardin, Sivas, Kayseri gibi önemli şehirler yer almaktadır. Türkiye'nin yüzölçümüne baktığımızda 814.578 kilometre karelik bir alana sahiptir. Nüfusu 82 milyon olup başkenti Ankara'dır. Dili Türkçe, dini İslam, yönetim biçimi Cumhuriyet olup para birimi ise liradır. Türkiye'nin sınırları kuzeyden Karadeniz, kuzeydoğuda Gürcistan ve Ermenistan, doğuda Nahçıvan ve İran, güneydoğuda Irak, güneyde Suriye ve Akdeniz, batıda Ege Denizi ve kuzeybatıda Marmara Denizi ile sınırlaşır. Türkiye'nin fiziki yapısında dediğimiz gibi önemli dağları özellikle sayacak olursak Toroslar, Küre, Ilgaz, Canik, Doğu Karadeniz Dağları, Bozdağlar, Aydın Dağları, Tahtalı ve Otlukbeli olarak sayabiliriz. Volkanik dağlarından ise özellikle en yüksek Türkiye'nin volkanik dağlarından olan Ağrı Dağı 5137 metre, Süphan 4058 metre, Erciyes 3916 metre ve Nemrut 2948 metredir. Akarsularından ise Yeşilırmak, Kızılırmak, Gökırmak, Sakarya, Gediz, Büyük Menderes, Göksu, Ceyhan, Fırat, Dicle gibi önemli akarsuları sayabiliriz. Gölleri Van, Tuz, Sapanca, İznik, Ulubat, Beyşehir, Burdur ve Eğirdir önemli gölleri arasında yer alır. Ovalarından ise Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Balıkesir, Karacabey Ovası, Çukurova, Harran, Bafra ve Çarşamba Ovası'nı sayabiliriz. Türkiye'nin iklimine baktığımızda genel itibariyle özellikle iç kısımlarında, yani İç Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde karasal iklim etkisi altında ve ayrıca Marmara bölgesinde hafiften karasal iklim etkisi altında olduğunu görebiliyoruz. Kuzeyinde ise yeşil alanlar gördüğümüz gibi Karadeniz iklimi etkisinde, güneyde güneydeki alanlarda ise Akdeniz bölgesi iklimi etkisi altında olduğu görebiliyoruz. 4 numaralı olan Marmara'da ise özellikle Marmara geçiş iklimi arasında sayabiliriz. Türkiye'nin bitki örtüsüne baktığımızda ise özellikle aynı şekilde dediğimiz gibi kuzey bölgelerinin ve güney bölgelerinin ormanlık alanlarla daha yoğun olduğu görülürken karışık bitki topluluklarının iç kısımlarında maki olan bitki topluluklarının Akdeniz bölgesinde, ayrıca alpin çayırlarında hemen Toroslar üzerinde iç kısımlarında step olarak iklim bitki örtüsünün çok rahat görebilmekteyiz. Bugünkü dersimiz burada sona ermiştir.